Selam dostlar, hepinize merhabalar. Şimdi bugünkü konumuz Rottweiler kuyruğu nasıl kesilir? Köpeklerde kuyruk nasıl kesilir? Kuyruğun nasıl kesildiğini mi anlatacağız? Yoksa kuyruğun ne işe yaradığını mı anlatacağız? Önce kuyruk niye var? Bir onu anlamak lazım. Sonra kuyruğu neden kesiyorlar? Bir de onu anlamak lazım. İşte yavaştan yavaştan konuşalım. Bir başlayalım bakalım anlatabilecek miyiz? Şimdi köpek doğduğunda kuyruğuyla beraber doğuyor. Şimdi kuyruk köpekte nasıl alınır? Ya bu kuyruk parça parça olur, kopar, bir şey olur. Veteriner hekim bakar. Ya der ki bu hayvana zarar veriyor, bunu keselim. Ancak ve ancak bu şartla kesilebilir. Şimdi köpeğin kuyruğu ne işe yarıyor? Köpeğin kuyruğu omurgasının, yaklaş böyle biraz, gel. Omurgasının devamı. Köpeğin iskelet sistemin geliyor, omurga kuyrukta devam ediyor. Biz insanlarda yok. Ama hayvanlarda kuyruk genel olarak var. Şimdi kuyruk köpekte ne işe yarıyor? Kuyruk köpekte yön veriyor. Direksiyon. Köpek sağa dönecek, hop kuyruğu sola atıyor. Sola dönecek, hop kuyruğu sağa atıyor. Ayrıca köpeğin psikolojik olarak ne yapmak istediğini, bize ne anlatmak istediğini ya da köpeklerin birbirini anlatmak istediklerini kuyruk hareketleriyle hayvan birbirini anlatıyor. Şimdi köpekte kuyruğu kestiğimiz zaman hayvanı hem fiziksel olarak sakatlıyoruz, hem de psikolojik olarak sakatlıyoruz. Neden? Çünkü sebebi kuyruğu sallama şekli, diğer köpeklerle tanışırken tutuş şekli köpeğin hangi kafa yapısında olduğunu anlatıyor karşı tarafa. Hem insana hem hayvana. Şimdi köpekte kuyruğu neden alıyoruz? Neden kesiyorlar köpekteki kuyruğu? Niye kesmek istiyorlar? Kesmek istemenin tek bir sebebi var. O da köpeğin görsel olarak duruşunun daha güzel olduğunu düşündükleri için. Köpeğin kuyruğunu kesince, ya abi gel şuradan, gel. Hani yani köpeğin kuyruğunu kesince götü açıkta kalıyor abi. Kıçı açıkta kalıyor yani. Kalmasın değil mi? Hani laf var, abi kıçımız açıkta. İşte kıçı açıkta kalıyor hayvanın. Her şeyi yarım kalıyor, sakatlanmış oluyor. Sakat oluyor. Organını hayvanın almış oluyoruz. Sakatlanmış oluyor. Hayvanı ister istemez sakatlamış oluyoruz. Şimdi bu videoya tabii ki tepkiler gelecek. Niye? Çünkü bazı videolarımızda, özellikle mesela Doberman videosu gibi, Blue videosu gibi, kendi köpeklerimiz olmadan ırk videosu yaptığımızda, bizim olmadığı için köpekler, kulağı ve kuyruğu kesilmiş köpekleri de gösteriyoruz. Burada kulağı ve kuyruğu kesik olan hayvanlara bir gıcıklığımız yok. Kendi kendine yapmadı o hayvanlar onu. Sahipleri yaptı. Kötü niyetli olarak belki de yapmadılar. Kötü niyetli olarak yapmadıklarını düşünüyorlar ama özellikle Rottweiler cinsi köpeklerde kuyruk kesmek aşırı derecede moda. Yani mutlaka kuyruğunun kesik olduğunu, kuyruğu kesik olarak doğduğunu düşünen arkadaşlar var. Halbuki köpek kuyruğu kesik olarak doğmuyor. Ya doğduğunda kuyruğuna lastik takıyorlar, kuyruk düşüyor. Ya ameliyatla aldırıyorlar. Ya da bahçe makasıyla kesen var. Bahçe makasıyla kesen beyinsiz var. Ruh hastası var. Psikopat var. Ha, biraz daha gidip veteriner hekime, kliniğe kestirenler var. Buradan o hekim arkadaşlara da söylüyorum. Eğer ki videom onlara ulaşırsa, estetik amaçlı sahipleri istiyor diye hayvanların kuyruklarını kesmeniz hayvanları koruma yasasına göre yasak. Başınız belaya girer, sıkıntıya girersiniz. 300-500 lira kuyruk kestik, para alacağız diye bu işlere girmeyin. Kendini bilen düzgün arkadaşlar zaten girmez ama bilmeyen, öyle her şeyi para zanneden arkadaşlar bu işlere heves ediyorlar.
Dedik ya, köpeğin kuyruğu direksiyonudur. Köpeğe yön verir ve algılarını da bize anlatmamızı sağlar. Kuyruğunu sallıyor köpek. Bakarsın, aa neşeli işte. Mama yerken bile kuyruğunu sallıyor. Ne? Köpek bu işten zevk alıyor, keyif alıyor demektir. Kuyruk yok ki, burada bu kadar bir şey var. Sallanıyor mu, sallanmıyor mu anlayamıyor. Diğer köpekler de anlayamıyor hayvancağızın ne yapmak istediğini. Size tavsiyem, evet biz köpeğimizi seviyoruz ama kuyruğunu kesiyoruz, olmaz. Köpeğimi seviyorum, kuyruğunu kesiyorum, olmaz. Köpeğimi seviyorum, kuyruğunu kesiyorum, olacak bir şey değil. Köpeğinizi sevmiyorsunuz. Köpeğinizin şekline fazla takılıyorsunuz demektir bu. Tor. Köpeğin şekline, şükrüne, gel bakalım. Çıt 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 çıt. Allah Allah Allah. Fazla takılıyorsunuz diye. Bakın şimdi kuyruğa bak. Bak. Hop. Kuyruk sürekli hareketli. Şimdi bir atalım, hızlandıralım. İzleyin. Hop. Evet. Köpeğe yön veriyor. Direksiyon gibi. Köpeğe yön veriyor. Getir. Aferin sana. Ağız. Ağız. Otur. Ben. Yat. Köpeğinizi yat. Psikolojik olarak da bitiriyorsunuz. Bir de bu uygulamayı böyle işte köpek aldık, 6 aylık kuyruğunu kestirdik. Hadi yavruyken bir nebze hayvan alışıyor, hadi ufak tefek toparlıyor ama büyükken köpekte muhteşem denge sorunlarına yol açar. Köpek yürümeyi bile unutur, afallar, ne yapacağını sapıtır. Hani yavruyken de çok kötü bir olay ama hani biraz büyümüş köpekte bunu yapmak, köpeği psikolojik olarak ve fiziksel olarak bitirmek demektir. Koş. Biliyorsunuz hani bu köpek de bizim eğitime gelen köpeğimiz Thor. Thor'un da eğitimini tamamladık. Bu hafta sahibine gönderiyoruz. Thor bize geldiğinde 6 aylıktı. Sahibinin de ricası oldu. Abi işte kuyruk meselesi var. Halledebilir miyiz? Köpeğin kuyruğunu halledelim diye. Ya kesinlikle olmayacak bir şeydi. Sahibini de ikna ettik neden olmaması gerektiği konusunda. Ya çok yanlış bilinen kafada algılar var. Böyle çok yanlış. Ya rot olursa mutlaka kuyruğu kesilmesi lazım gibi. İşte kuyruğu kesilmezse olmuyormuş gibi. İşte kuyruğu düşüyormuş, kuyruğu iltihap yapıyormuş. İşte bu köpek kuyruk olmazsa olmuyormuş. Yat. Yaklaş biraz böyle yakından çek. Ne kadar güzel, ne kadar tatlı. Kuyruğuyla, kulağıyla, her şeyinde. Bir bütün olarak güzel. Aferin oğlum. Aferin sana. Aferin sana. Ya köpek hani böyle işte kuyruğu olunca koruma yapmıyormuş. İşte şu olunca bunu yapmıyormuş. Bu arkadaşlar hepsi yalan. Hepsi safsata. Hepsi üç kağıt. Alakası yok. Hiçbirinin alakası yok. İnsafsızlık, insanlık dışı bir olay ve kanunen yasak. Yasak. O sebeple köpeklerinize işkence etmeyin. Köpeklere kötü davranmaya gerek yok. Yat. Kötü davranmaya gerek yok. Ne kadar güzel. Kuyruğu ne kadar güzel. Gel çek şunun kuyruğunu ya. Şuradan. Kuyruğu ne kadar. Otur. Yat. Yat yat yat. Bekle. Koş. Aferin sana. Özleyeceğiz keratayı. Çok alıştık. Neredeyse kaç ay oldu ya Can? 4 ay oldu değil mi? 4 ay oldu. 4 aydır beraberiz. Özleyeceğiz keratayı. Baksana kuyruğu nasıl kaldırıyor. Bak. Şu hareketi yapamayacak işte köpeğin. Şu kuyruğu kaldıramayacak yani. Kestin mi? Bitti. Gitti güzelim kuyruk. Direksiyonsuz araba olur mu? Gider mi? Gidon olmadan bisiklete binilir mi? At topu. Gidon olmadan bisiklete binilir mi? Abi biz elimizi bırakıyoruz, direksiyonsuz da gidiyoruz. O işte. Kuyruksuz köpek, direksiyonsuz araba demek. Köpeklerinizin kuyruklarını kesmeyin. Özellikle Rottweiler ve Doberman seven arkadaşlara sesleniyoruz. Yine bir de kulakla ilgili bir video yapacağız. Muhtemelen bundan sonra yaparız.
İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Köpeksiz kalmayın.